Bana verin, ben dağıtırım dairelere. Kolay gelsin. Sağ olasın. Kolay gelsin Muharrem abi. Sağ olasın. Ceylin bugün geldikten sonra, yani birkaç saat önce öğleden sonra biri geldi mi ofise? Gelen giden olmadı. Ceylin Hanım da tek geldi zaten. Zarftan biliyorum. Ne zarfı? Dün bir tane adam getirdi. Kutuyu atacaktı. Ben de elden vereyim dedim. Çok önemli. Sakın unutmayın falan dedi. Ben de bugün Ceylin Hanım'ı gördüm. Elden verdim. Tamam abi, sağ ol, kolay gelsin. Bir şey değil. Madem müvekkilinizin haberi yok, Lacinti'nden parayı neden çekmiş, nerede harcamış? Biz de çağırıp kendisine bir soralım ya, değil mi? Rıdvan'cığım, Eren komiser gelince de Yekta Bey'i aşağıya alalım. Orada beklesin. Tamam mı Rıdvan'cığım? Tamam Sağcığım. Kartepe'deki otel kadar konforlu değildir ama ne yapalım, imkanlarımız kısıtlı. Saçmalamayın canım, burada beklerim ya da koridorda. Aşağı inmem ben. Yani keşke isteğe bağlı olsa ama maalesef değil. Ben de sizi burada misafir etmek isterim ama alınacak ifadeler var, yapılacak iş çok. O yüzden sizi aşağıya alacağız. Mecburen. Aralya Çin'i gelsin, neyim şu para meselesi anlatsın, bitsin bu saçmalık hadi. Kadir. Tamam İbdavi. Leçin Hanım, adliyeye gelmeniz gerekiyor. Ne oldu Eren? Ya Sayın Savcım, bizler zavallı çıktı şimdi içeriden. Savcım anne babayı aldı içeriye bilgisine başvurmak için. Ben de bu şikayetçi tarafla da görüştüm. Anne babasıyla kızları kaybolmuş, öldürüldü falan diyor. Sana onlar. Ha, baba çıktı. Tamam, baba. Avukat, ne oluyor? Ne oluyor? Baba, ne oluyor? Beni dinleyeceksiniz. Benim de söyleyeceklerim var. Aha, bu aile de kızlarının ne mal olduğunu anlayacak. Gerekirse sorarım. Kızımın. Çamur atmayın çocuğuma. Çamur ha? Senin kızın kendi çamur. Sakin olun burada. Eren. Bana soracaksınız, şşş, dinleyeceksiniz. Bas geri, bas, 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 bas. İhtiyaç duyarsam sorarım. Bas geri, bas, kelepçeyi taktırma bana. Hadi yallah, hadi. Bu nedir ya? Tek tek verilir ifade. Bu kalabalık ne? Boşaltalım burayı. Savcım. Eren savcım. Eren, ne oluyor burada? Metin amirim, ben sizi bekliyorum. Kolluk kuvvetlerine haber verdim. İnceleme başladı. Siz burayı dağıtın komiserim. Emir anlaşıldı savcım. Hadi. Ben de amirim, merak etmeyin. Arkadaşlar boşaltalım burayı tamamen. Dışarı, dışarı. Haydi yallah. Vallahi olabilir Sayın Savcım. Kızı öldürüp kurtulmuş olabilirler. Kahretsin ya. Daha 16 yaşında, daha çocuk. Hangi akla, hangi vicdan, hangi dine sığar bu ya? Bir insan hayatı söndürmek ne kadar kolay oldu. Bir anda yok etmek. Kusura bakmayın. Tahammülüm azaldı artık bu zihniyetlere. Oğullarını kral gibi yetiştiren anne babalara. Bu istedikleri olmayınca canavarlaşan erkeklere. Yerden göğe kadar haklısınız Sayın Savcım. Ne deseniz az. Yani biz istediğimiz kadar söylenelim, istediğimiz kadar öfkelenelim ama bunlar bıkmıyorlar, usanmıyorlar. Bitmediler bir türlü. Bitecekler Metin amirim. O günleri de göreceğiz. Yok öyle rahat nefes almak. Bu ülkede anayasa var, hatırlatırız.
yargılayacağız. Göz açtırmayacağız. Tam ve eksiksiz ceza almaları için son nefesimize kadar uğraşacağız. Buraya öyle kalabalık gelmeler, kabadayılık yapmalar. Korkmayız, sindiremezler. Peki, o zaman ben hemen ekipleri görevlendiriyorum savcım. Hemen bir arama izni talep edelim Metin Amir. Ev didik didik aransın. Çocuk en son o evdeymiş. Annesi kazanı görmüş, siz de okudunuz zaten. En ince ayrıntısına kadar öğrenmek istiyorum amirim. Bana da bilgi geçin. Herkesin ifadesi alınsın. Ölmemiştir belki. Kaçırılmıştır, kayıptır. Amirim bulalım şu kızı. Bulalım, teslim edelim ailesini. Mümkündür sayın savcım, olabilir. Sağ olun.